Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için Yorum Finans'tan bahsedeceğim. Yorum Finans bir DEX projesidir ve merkeziyetsiz Luan destek sistemine bağlıdır. Browing Protocol sistemiyle çalışmaktadır. Ve kendisinin UV tokenları vardır ve bu bilmiş olduğunuz üzere biz decentralized projelerden çok bahsettik ve bu projelerin ne olmasını, nasıl çalışmasını sizlere daha önceki videolarda da anlattım. Ve daha iyi anlamak için tüm videolarıma bakabilir, izleyebilir ve sistemlerin, DEX platformlarının, decentralized projelerin ne olmasını öğrenebilirsiniz. Peki bu yerin finansı nedir? Burada ebat bölümüne gelelim. Neden UFD seçmeliyiz diyor. Diyor ki fast and automatic loan processing, yani hızlı ve otomatik kredilenme sistemidir. UFD token Ethereum blockchain platformu üzerinde olan bir tokendir. Bir ERC20 tokenıdır ve bu mortgage ve loanlardan, yani kaldıraç ve işte kredilenmede kullanılıyor. UFD'in Uniswap'da, Hotbit'te ve diğerlerinde en kısa zamanda listeleneceğini gösteriliyor UFD tokenlarının. Ve UFD tokeni ile ilgili detaylı bilgi almak için token mix'ine de bakacağız. Ve şu anda ICO prosesindedir bu ve tokenlarını 4 gün 15 saat kalıyor bitmesine. Bu belli bir fiyattan bunu alabilirsiniz BuyFX diyerek ve sosyal paylaşım sitelerinde de takip edebilirsiniz. Şimdi token mix'ine bakalım. Bakalım bu UFD token bize neler vaat ediyor. Mesela diğer tokenlardan bahsettiğimiz zaman biz onların belli bir milyon, hatta milyar rakamlarına ulaştığını gösteriyordu. Lakin Yearn Finance Dex'te ise total supply sadece 9000 UFD'dir. Yani Yearn Finans Decentralized projesidir. Ve bunun 4500'ünü satacaktır. 4000'i üretilecektir, üretilmiştir. Ve 500 UFD ise Uniswap ve diğerleri için 6 aylık locked prosesinde iştirak edecektir. Ve 1 Ethereum 10 UFD'e beraberdir. Ve bu da 380 dolarda. Yani 1 UFD'nin fiyatı şu anda 38 dolar değerindedir. Ve bu toplam 9000 adet üretilecektir. Eski zamanlarda biz düşünüyorduk ki mesela Bitcoin diyelim ki 16 milyar ya işte Ethereum 100 milyar, 500 milyar ya diğer token işte daha fazla. Peki biz bunu daha az sayıda yaparsak bu zaman çok bir değerli coin olur. Tabii ki bu hatalı düşünce. Neden? Çünkü bu esasında orada toplanan paralar önemlidir. Mesela şu anda bir Ethereum 10 UFD'de beraberdir. Yani 9000 UFD şu anda sadece ve sadece 900 Ethereum'luk bir, eğer satılırsa tabii ki, 900 Ethereum'luk bir işte portföy dolduracaktır kendisine. Ama böyle bir şey de var arkadaşlar. Nedir bu? Bu demektir ki bizim sistem ne kadar daha popüler oluyorsa, daha işte kazanç elde ediyorsa, daha çok para topluyorsa bu zaman bu daha önemlidir. Ama bu sayının 9000, 10000, 100000, 1 milyar olmasının aslında önemi yoktur. Esas olan oraya ne kadar paranın girdiğidir. Mesela total supply ne kadar? 9000 UFD. Bir Bitcoin fiyatı şu anda 10.000 dolar üzeri ama bir UFD'nin fiyatı sadece 38 dolar. Yani bunu da düşünmek gerekiyor. Yani milyarlarla olan Bitcoin ve 9000 adet olan UFD'leri, yani mukayese ettiğimiz zaman burada böyle bir şey oluyor. Ve burada soft cap'i 100 Ethereum'dur. Yani ben 900 Ethereum dedim ama burada 100 Ethereum. Yani soft cap'i 100 Ethereum olacaktır. Ve start date'i aynı 18'e başlayacaktır. Aynı October, yani Ekim ayının 18'inde başlayarak 26'sına kadar devam edecek. Neredeyse bir hafta bir sürede devam edecektir. Burada smart contract adresini görüyoruz. Bunu da açıp inceleyelim. Bakalım smart contract adresi nasıldır. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar, herhangi bir işlem yapılmadığı için burada biz 0 Ethereum görüyoruz. Ama insanlar bunu aldıkça bu Ethereum'un miktarı artacaktır burada. Bakın, Yearn Finance Dex UFD token budur. Ve burada ilk işlem oluşturulmuş, TKNF'leri görüyoruz ve burada contract adresi var.
Ve biz kontrat adresinin kontrat name'inin Yearn Finance Dex olduğunu, yani YFID olduğunu görüyoruz. Ve burada kodlama ile ilgili bilgileri, yani bu smart kontratla ilgili bilgileri görebiliriz. Böylelikle de sistemi görürüz. Peki burada bir de burada bunlar var. Yani mesela marketing'e, interconnection'a, mobil platformlara, işte reklam platformlarına, operational platformlara ne kadar bu paralardan ayrılmışsa bunları da görebilirsiniz. Ve burada yol haritası var. YFIDEX'in yol haritasını inceleyebilirsiniz. İlk önce 2020'nin Ekim ayında bu ICO ve listing'in yapılacağı söyleniyor. Ama Kasım ayında 2020'de bunun top listelerde, yani top borsalarda listeleneceğini, 10 borsada listeleneceği ile ilgili bilgi var. Sonra 2021. yılda staking feed olacaktır. Staking işlemi olacaktır. 2021. yılın Ekim'inde artık bu proje launch yapılacaktır. Ve 2021. yılın Temmuz'unda DeFi projesi ekosistemine katılarak büyük bir proje olacaktır. Sonra Aralık 2021'de büyük exchange'ler, yani biraz gibi exchange'lerde listelenmesi hedefleniyor. Yani sadece bunlar yol haritası. Ve sonra burada yeniden başlıyor ve böylelikle arkadaşlar biz yol haritasını da incelemiş olduk ki sistem nasıl çalışıyor. Ve burada da Trust Wallet'i, MetaMask'ı, InToken'ı görüyoruz. Ve burada da bunları da indirerek bakabilirsiniz. Bunlar tokenları destekleyen, yani YFIDEX'i destekleyen projelerdir. Ya burada da YFID'in, burada Buy Now diyerek, bakın sell bölümüne giderek YFID'in satış sayfasında inceleyebilirsiniz. Bakın burada 4 gün 11 saat kaldı. Ve bunu inceleyebilirsiniz. Ve sonra potential var. Yani bu coin'in potansiyeli nedir? Finans problemlerinin çözümü ile ilgili olan bir prosestir bu. Yani büyük benefit investor'ların, işte kredi veren ve kredi alanların birleştiği bir topluluk olacağı ile ilgili burada bilgiler veriliyor. Ve burada YFI token ile ilgili Ethereum blockchain platformunda olması ile ilgili ve FIQ, yani sorular bölümü var. İşte ne, hangi listelerde listelenecektir ve nerelerde olacaktır, ne zaman bitecektir, ne kadar olacaktır, bunlarla ilgili bilgi var ve Steam'le ilgili herhangi bir sorunuz veya sıkıntınız olduğunda burada da iletişim bölümü var. Burada işte isminizi, e-mail adresinizi ve diğerlerini yazarak iletişiminizi de sağlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda burada social linkler var. Twitter ve Telegram adresinden giderek bakabilirsiniz. Ve burada Twitter var. Twitter'da da burada bakın Twitter sayfalarını görüyoruz. 2692 takipçisi var. Yeni açıldı daha. Ve burada proje ile ilgili loan sisteminin olduğunu söylüyor. Ve burada 1000 dolarlık bir şey var burada. Mesela diyor ki 5 arkadaşını tagla, Ethereum adresini dahil et, follow yap ve 10 işte kazanana 100 dolardan, yani toplamda 1000 dolarlık bir ödül ve dağıtılacaktır. Bunu da söylemek gerekiyor. Ve böylelikle arkadaşlar bu da ki ne zaman anons edilecek? UTC saat 8 ile civarında ve ayın ikisi, November'ın, yani Kasım ayının ikisinde belirtilecektir. Böylelikle arkadaşlar bu işlerde de, yani Twitter'da da bilgi alabilirsiniz. Ve token'ın ne olması ile ilgili, token'ın gelecekteki işleriyle ilgili de burada zaten bu Tokenomics'ten planlar, işleri anlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Herkese bol kazançlar.